ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan hem Doğu Akdeniz hem de S-400 savunma sistemi hakkında yeni açıklama yapıldı. Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yazılı olarak yapıldı. Yavuz gemisinin bölgeye gönderilmesini provokatif ifadesiyle tanımlayan Ortagus, Türk yetkilileri operasyonları durdurmaya çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetleri yapmak için devam eden girişimlerinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz'un Karpas Yarımadası açıklarına sevk edilmesinden derin endişe duymaktadır. Açıklamada ayrıca petrol ve doğal gaz kaynaklarının diğer kaynaklar gibi iki toplum arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz denildi. ABD'li senatör Robert Menendez ise yeni Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'i tebrik etti. Menendez mesajında Doğu Akdeniz'e de değindi. Robert Menendez, Doğu Akdeniz'de büyük zorlukların yaşandığı bir dönemde ABD-Yunanistan ilişkisi ortak güvenlik ve istikrarımız için her zamankinden daha kritik ifadelerini kullandı. ABD'den S400 savunma sistemi hakkında da açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan basın toplantısında S400'lerin teslimatı ve Türkiye'ye karşı yaptırımlar gündeme taşındı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Amerikan Kongresi'nin onayladığı yasayı hatırlattı. Kongrenin onayladığı yasayı herkes biliyor. Alımın olası neticeleri, F-35 programına katılım konusunu da içeriyor. Mesajlarımızda çok tutarlı olduk. Değişen bir şey yok. Washington, Türkiye'nin S-400'leri alması halinde Ankara'yı F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkarmayı planladığını açıklamıştı. Trump yönetimi ayrıca Türkiye'ye kısaca katsa olarak bilinen Amerika'nın hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası kapsamında yaptırımlar getirmeyi planladığını da ifade etmişti. Söz konusu yasa Rusya başta olmak üzere Amerika'ya hasım ülkelerin savunma sanayi ile önemli düzeyde işbirliği yapan ülkelere yaptırım getirilmesini öngörüyor.